tutarım. Rasim'in dediklerinin hepsinin altına imza atarım. Hocam, yani bir Galatasaraylı olmasam bile gerçekten duruşunuzla, tarzınızla. Ne diyor benim bu söylediklerimle ilgili? Ona bir cevap alalım. Rasim'in dedikleriyle ilgili ne diyeceksiniz Sayın Nazifoğlu? Rasim'cim, yani öyle diyorsun fakat biz bu kadar haksızlığa uğradık. Yani Galatasaray camiasından bir tane ses çıkmadı. Ya şöyleydi, böyleydi. Doğru. İşte şunu şöyle yapalım diye. Yani nereye hizmet edeceksin? Yani diyorsunuz ki başkan bile benim arkamda durmadı, konuşmadı. Orada haklı sen işte ya. Ben tek başıma Don Quixote gibi yel değirmenleriyle savaştım. Bütün ülkeyle. Ben orada yaptığım yani 100 tane 100 birimden 90 birimini doğru yaptım. O 10 birimini sadece insanlar alt söylediler, konuştular. Nereye hizmet edeceksin? Nasıl yapacaksın bunu? Hayır, şu konuda haklısın. Başkan da maalesef demin bahsettiğim Galatasaray'daki o dengeler sebebiyle seni koruyamadı. Ha, arkanda durdu belki ama açıktan Levent Nazifoğlu'nun savunuyorum demedi. Hayır, başkan diyor, Sayın Nazifoğlu diyor ki dursun başkan, çıkacaktı masaya yumruğunu vuracaktı Levent Bey'in dedikleri doğrudur, arkasında duruyorum. Çünkü bunu yapmadı dursun, değil mi Sayın Dursun Özbey? Dursun başkanı buraya getiren irade zaten yok. Bir saniye hocam. Küsün Levent, bir dakika. Levent sen sarı öküzsün. Bak niye sarı öküzsün? Sarı öküz derken amacım hakaret değil. Ne demek istemiyorum? O sarı öküzü vermeyecektin lafı var ya. Sen sarı öküzsün. Bir defa Dursun Özbek seni feda etmek durumunda kaldı. Bundan sonra Arap çiçeği gibi ne derler? Çorap çöküğü gibi Hocam sana söyleyeyim. Sen bilimleri okumuş bir adamsın. Paratoner gidince ne olur? Dağılır. İlk yıldırımda orası çakılır. İşte paratoner yıldırımı çeker. 2-3 sene sonra otelinde otururken diyecekti ki ben sarı öküzü vermeyecektim diyecekti. Sarı öküzü de maalesef sensin. Bu kötü bir benzetme ama ne demek istediğimi anladın sen. Maalesef. Hocam neyse, bunu teşbih olarak kabul ediyorum. Gayet tabii teşbih olarak söylüyorsun kardeşim. Şunu söylüyorum, ben Galatasaray yönetimine yeniden hizmet et demiyorum. O yapıdan benim de hiçbir umudum kalmadı. Galatasaray'ın spor kulübü adına, 20 milyon Galatasaray taraftarı adına, sen hep taraftar olarak en azından gördüğünü söyle. Bak Özel Saraçoğlu deniyor. Hiç politika yapmadan lank lafı yapıştırıyorsun. Alper Narman yapıştırıyorsun. Fatih Altaylı yapıştırıyorsun. Bak sevgili kardeşim. Yani tabii kaçınanı kaçırırız da. Yani abileri sayesinde hiç olmayacak bir şekilde yönetici olmuş bir arkadaş. Doğru. Antalya'dan gelip gittiği belli. Evet. Yani kapıyı çalmadan Fatih Hoca'nın odasından içeri giremeyen bir yöneticiydi. Yani neyi konuşuyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Buradaki mesele zaten bu adamları senin lank diye söyleyebilmen. Bunu herhangi bir yazarın, çizerin, bizlerin söylemesi çok önemli değil. Senin söylemen Galatasaray'da yöneticilik de yapmış biri olarak daha önemli. Sen söylediğin zaman inan bana, yani bunu sürdürürsen bunlar çekilmeye devam. Şimdi Levent Bey nasıl bir insan diye onu bir kenara bırakalım da, onu biliyoruz zaten. Hani birkaç tane soru var. Ben onları sormak zorundayım. Levent Bey ne olur başlayın. Bundan son sorular olsun, ne olur kapatalım sonra. Şimdi taraftarın yönetim üzerinde etkisi var mı? Olduğunu gördük işte. Var demek. Ergun Gürsoy'la, Ergun Başkan'la, ben Ergun Bey'i çok seviyorum. Üzerimizde emeği çoktur. Bizlere her zaman nasihatler vermiştir. Taraflı tarafsız herkesin. Nasıl gazeteci olunur, nasıl televizyoncu olunur? Evet. 20 yıl önce bile. Bir kere televizyon programında haşlamıştı bile, beni hiç unutmam. Kanal 6'daydım o zaman. Beni de haşladı. Artık bağlanma diye hiçbir yere. Onu soracaktım. Bunlar... Ne diyor, bu olaylara ne diyor? Dursun Başkan için ne diyor Ergun Başkan? Ya o Dursun Başkan'ı biz ailece seviyoruz gerçekten. Her şeye rağmen seviyoruz. Yani kırgınız ama. Her şeye rağmen. Kırgınız. Evet. Peki nasıl değerlendiriyor? Yani size ne dedi? Çekil yönetimden, istifa et dedi mi? Siz kendisine danıştınız mı? Hayır, istifa etme dedi bana. O tam tersi, istifa etme dedi. Dayan, devam et dedi. Fakat yani ben kalmak istemedim gerçekten, yani yorulduğum için. O da saygı gösterdi. Sen bilirsin dedi. Ama Galatasaray camiası bu kardeşim, yani buraya girdiğin zaman bunları düşünmüş olman lazımdı dedim. Yani bugün en son bugün konuştum. Anladım. Evet. En büyük pişmanlığınızı soracağım. Keşke dediğiniz, yapmasaydım,
Nedir yani şu anda aklınıza ilk gelen ne? Keşke dediğiniz, yapmasaydım. Vallahi hiçbir keşkem yok, onu söyleyeyim yani. Ama mesela buraya girerken sevgili Alp Başkan çok ısrar etti, mecbur bıraktı beni buraya girmeye. Keşkem yani keşke hiç girmeseydim. Yani girmemiş olmayı derdim. Girmen doğru. Bak sana ne yazmış demin bahsettiğimiz adam. Biraz Galatasaray kültürü olsa Levent Nazifoğlu bunları televizyonda konuşmaz. Bir de lisemize sallıyor. Benim üstümden. Yazık bize diyor Özer Saraçoğlu. Sende Galatasaray kültürü yok mu? Sen Galatasaray Lisesi'nin düşmanı mısın? Bak yine klasik taktiklere başladılar. Ya, ne diyorsun? İşte diyorum ya onları yönetici yapanlar da kabahatlar. Onlar yönetici olduğu zaman şöyle konuşursun. Galatasaray kültürü değil mi? Antalya'da duracak, hiçbir şey olmayacak. Bir abi sokakta arayacak, yönetime sokacak. Galatasaray kültürü bu mu? Değil tabii ki. Bu, yani, onların anladığı bu. Kültürü bu mu? Eyyam. Yani. Şeye biat etmeyiz. Anla bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ben her zaman söylüyorum. Galatasaray Lisesi'nin varlığı her zaman Galatasaray'a faydalıdır. Önemli bir gelenektir, önemli bir kurumdur. 50, bitirsin biraz. 50 ile 100 kişi arasında kafa tasçı vardır. Diğerlerinin hepsi çok iyi insanlardır. Galatasaray tepkisi dolu insanlar. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Kendisiyle şeyiz, limoniyiz ama Burak. Fatih Terim bunların dilinden anlayan tek adamdı. Hepsini mum ediyordu. Başka bir kulüpte de bunu yapabilir mi bilmiyorum. Hepsini mum ediyordu. Bak ne diyor, kapısını çalmadan yönetici böyle ezik müzik içeri giriyor. Yani hakikaten yani bir gün ne olacak biliyor musun Levent Nazifoğlu? Bunu çok ciddi olarak söylüyorum ve bilimsel olarak söylüyorum. Bu Galatasaray Kulübü'nde bir gün ihtilal olacak. Bildiğin taraftar bunların bütün ilgili binaları Galatasaray'ı basacaklar. Bunun sonu budur. Her zaman böyle olmuştur. Levent, hocam o ihtilal bir dakika bu haktır. Bu askeri darbe değil. Anladım. Askeri darbe değil. Yorum sonra yapıyorum. 1 milyon kişi yolu diyor. Yorum sonra yapıyorum. Schneider, Tudor ilişkisine uyuzum. Schneider sanki Tudor'a hafif sarmış durumda. Sevmiyor ve problemler olacağını hissediyorum. Sen böyle bir koku aldın mı Levent? Schneider, Tudor. Tabii Tudor'un tarzı Schneider'e uyan bir tarz değil. Tudor'un tarzı. Yani? Ben Schneider'in çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Igor'dan tabii ki. Sebep ama fazla idman mı? Yani. Fazla idmandan mı yoksa başka şeyler mi? Fazla idmandan. Disiplinden, getirdiği disiplinden. Peki. Tabii, aynen öyle. Yani doğru işte, söyleyecek bir şey bulamıyorum ya, burada. Güzel, ne antrenmanlardan şikayet eden futbolçular var deniliyor. Ya çok normal şikayet etmeleri. Şimdi yani biz eski hocanın idmanından daha fazla orada futbolcu arkadaşlarım var. Evet. Yani daha fazla idman yapan bir hoca geldiği zaman hoca futbolcular konuşmaya başlarlar. Tabii. Bunlar normal ama çok dikkate almaya değer şeyler olduğunu düşünmüyorum ben. Schneider Tudor'u özür diliyorum. Schneider'in Tudor'u pek ciddiye almadığı yönünde bir haber var önümde. Hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Schneider de iyi bir profesyonel. Yani o söylendiği gibi bir kötü bir profesyonel değil yani bu konuda. Hiç ben hiç görmedim. Her gün oradaydım hiç görmedim. Ama Tudor'un tarzı Schneider'in tarzı değil demeniz bununla paralel. Aynı anlama geliyor. Biraz önce okuyacağım yorumla ilgili olarak. Daha doğrusu bilgiyle ilgili olarak. Ya tarzı değil diyor mu? Al çok ağır idman yaptırıyordur. Disiplinli adam. Peki. Adam mecbur uyuyacak hocaya. Sayın Nazifoğlu, sona doğru geliyorum. Bağışlayın ne olursunuz. Şunu soracağım. Takım içerisinde küs olan futbolcular var. Sabri Selçuk mesela. Konuşmuyorlar. Siz bunlar rahatsız olmuyor muydunuz? Takıma nasıl yansıyordu? Ya şimdi Selçuk'la Sabri konuşmuyor. Fakat yani bir maçta pas alışverişlerinde en ufak bir problemleri olmuyor. Derbide yani elini sıkmadı onları... mesela. Nasıl? Derbide elini sıkmadı mesela Selçuk Sabri'nin. Ya şimdi bunlar var. Çok uzun sürelere dayanan bir sıkıntı. Yani böyle takıma problem olacak bir şey hiçbir zaman olmadı. Saygı duyduk onların kararlarına. Ben ikisiyle de konuştum. İkisi de bu konuda bir şey araya girilmesini istemedi. Yani onunla çok büyük problem olacak bir şey değil o. Anladım. Hatta konuşmamaları bence daha da yararlı takım için. Çok tuhaf bir soru soracağım Levent. Seni ilgilendirmiyor ve Galatasaray'ı ilgilendirmiyor ama sorayım. 4 gün önce Türkiye'ye gizlice
FIFA Başkanı Infantino geldi. Bu konuda bilgin var mı? Gerçekten. Efendim? Gerçekten, gerçekten yok. 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 Levent'ciğim, sen artık spor camiasında bulunmayacağım diyorsun. Ya bulunur. Televizyonlara da pek çıkmayacaksın. Görüşemeyeceğiz. Onun için ben sana geçmiş olsun değil, tam tersine gözün aydın diyorum. Gözün aydın. Allah Allah bundan sonra ailenle sana mutlu uzun bir ömür nasip etsin diyorum. Amin. Herkese inşallah. Sayın Nazifoğlu, Galatasaray'ın önümüzdeki sezonda yine Avrupa'ya katılamayacağı belirtiliyor. Ciddi sesler yükseliyor UEFA'dan. Bilginizin olduğunu da biliyorum. Yönetim içerisinde bir panik olduğunu biliyorum. Hayır, hayır. Hiç böyle bir sıkıntı yok. İhtimal de yok. Yani rahat olsun. Evet. Katılacak, rahat olsun abi. Önümüzdeki sene Galatasaray. Peki Sayın Nazifoğlu, gerçekten son 2-3 soru. Hafta sonu oy kullanmaya gitseniz. Hafta sonu oy kullanmaya gitseniz. Dürüstlüğünüze güveniyorum, ne olur. İbra eder misiniz, etmez misiniz? %100 ederim. %100 edersiniz. Ederim. Zaten ben biliyorsunuz aynı zamanda Sporcular Derneği Başkanıyım da. Yani beni sevenlere kesinlikle bu başkanımızı ibra etmelerini tavsiye ediyorum. Peki Ünal Aysal ismini duydunuz mu? Gerçekten adaylığını koyacak mı? Biliyor musunuz böyle bir şeyi? Bence koymaz. Bence koymaz. O ilgiden hoşlanıyor. O zaman zaman öyle bir ilgi olsun diye bu işlere giriyor. Ben zannetmiyorum. Buraya gelip gelebileceğini, bu tür şeylere gireceğini zannetmiyorum. Çünkü yani o insanların dediği gibi bir para yok şu anda yani Galatasaray'da. Tabii tabii. Çok kötü. Yani şu anda hala futbolcuların 4 aydır maaşları ödenmemiş vaziyette şu anda. Aa, çok önemli bak. Yani onun için onlar hani Dursun Özbek para koymuştu. Hani Dursun Özbek para koymuştu. O da bitti hocam, o da bitti. Yetmiyordur ki. Hani Dursun Özbek para koymuştu. Galatasaray ekonomisi döner hale gelmişti. Sen çalışanların parasını veremiyorsun. Hocam dönmüyor. Yani o 80 milyon TL. Şimdi 80 milyon TL kalmış. Kendi söyledi şeyde. Divan toplantısında. Yani o yetmiyor hocam, yetmiyor yani. O kadar açıklar var ki, o kadar derinleşmiş ki artık borç, yetmiyor. Evet. Peki 4 aydır futbolcuların parası ödenmiyor diyorsunuz. Evet. Kapınızı çalmıyor mu futbolcular? Ya sence? Çalıyorlar. Sabah akşam. Bundan 2 ay önce orada futbolcu arkadaşlarımız var. Ne yaptıklarını sen onlara sor. Doğru. Peki bundan 1 ay önce, 1,5 ay önce bizim yayınımıza bağlandığınızda Türkiye Futbol Federasyonu'na tırnak içerisinde nasıl istekte bulunalım ki kolumuz buradan değil buradan kırık demiştiniz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani ben gerçekten kapatmak istiyorum ya Ertem. Bir 10 dakikalığına beni bağladınız. Şimdi Futbol Federasyonu'na falan da girersek iyice işin içinden çıkamayız. Tabii Ertem. Vallahi kapatacağım. Yani. Vallahi kapatacağım Levent abi. Kapatalım gerçekten. Söz verdik yeter ama hadi. Tamam. Evet, hadi. Yani peki. Ben sizi kırmadım. Peki son sorum o zaman. Gerçekten son. Tudor'dan önce Hamza Hamzoğlu ile görüştünüz mü takıma gelmesi için? Hayır. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Nazifoğlu. Herkese iyi programlar diliyorum. Dediğim gibi Ertem'cim. Bir dönem beni lütfen kimse aramaz. Bütün spor... Yok, normalde de arayamaz mıyım? Nasılsınız Levent abi diye arayamaz mıyım? İyi misiniz diye. Levent abi olarak ara ama yani bir şey sorma ne olur. Sadece isim arama nasıl... Ama Galatasaray'ı lütfen Galatasaray'daki ayak oyunların değil ama Galatasaray futbol takımını takip etmeye devam et. Lütfen denetim onu görevin... Onu isterim tabii. Yani Galatasaraylı olarak... Vazifen devam ediyor Nazifoğlu. Şey ayrı, kulüp ayrı. Teknik ekip Cenk Ergün'le problemim olduğunu söylediler. Cenk Ergün'ün oraya gelmesindeki en büyük neden benim. Evet. İlk geldiğim gün onu 5. sıradan aldım. Otobüste ve uçakta yanıma oturttum. Yani Cenk çok önemli, çok kaliteli bir arkadaşımız. O da çok başarıyla yönetecektir Galatasaray'ı mutlaka. Onların hepsi benim kardeşim. Onları da kalbim her zaman atacak. İnşallah da çok başarılı olurlar. Evet. Şampiyon olurlar. Levent 10 saniye. Çok Galatasaray'ı tanıdım. Ama senin gibi altı okka adam gibi adam tanımadım. Tebrik ve teşekkür ediyorum sana. Allah'a emanet ol kardeşim. Levent Bey. Küçük bir kredim olduğunu biliyorum. Küçük, çok küçük. Ne var yine? Çok küçük bir kredi. Bağışlayın ne olur. Ergin Ataman. Eğer sormazsam uyuyamam bu gece. Ergin Ataman'ın geçen hafta yaşadığı olayla ilgili... Ne diyorsunuz? İçiniz sızladı mı? Ne diyeceksiniz?
Ya şimdi sızladı tabii. Yani o Ergin Ataman'la ilgili bir olay değil. Ona da sahip çıkılmadı mesela orada. Doğru. Orada da aynı kişi var. Helal olsun. Yani orada da aynı kişi var. Ben Ergin Ataman hocamı aradım ertesi günü. Doğrusu Özbek mi aynı kişi? Yok, o uçaktaki arkadaş. Alper Narva. Alper Narva. Evet. Hayret bir şey. Onur, güle güle, sana yolun aşık olsun şarkısını istiyorum. Onur. Ergin Ataman'ı aradım ertesi günü. Hocam evet, yanındayım dedim. Ne zaman istersen bir telefonuna bakar diye. O da ben de senin yanındayım kardeşim dedi. Çok seviyoruz birbirimizi. Yani tutmadı tabii ki. Ben de senin yanındayım derken herhalde o da istifaya yani doğru gidiyor o zaman. Hadi yeter artık. Tamam hadi ya. Ya. Şimdi güle güle, sana yolun açık olsun çocuklar. Sayın Nazifoğlu. Sayın Nazifoğlu, Selçuk Ural'ın çok güzel bir şarkısı vardı yani. Güle güle, sana yolun açık olsun diye. Abi, sizi çok seviyoruz. Gerçekten adam gibi adamsınız. Çok teşekkür ediyorum. Galatasaraylı taraftarlara son bir mesajınız. Galatasaray taraftarlarına son bir mesajınız. Taraftarlarına şu mesajı veriyorum. Yönetimimiz sen popülizme zorlamasınlar. Doğru. Eğer zorlarsalar bir dahaki sene bu bütçe disiplininden ayrılırsa bu takım çok daha uzun yıllar çok daha büyük problem getirecek olaylara gebe. Onun için popülizme zorlamasınlar, takımlarını desteklesinler. Sayın Nazifoğlu, 10 saniye bizde kalır mısınız? Güzel. 10 saniye kapatmayın, müziği yükseltin. Ben de Ayhan Akbin'le Ali Gürsoy'a buradan selam yolluyorum. Onlara selam söyle Leventçiğim. Sayın Nazifoğlu gitmeyin ne olur. 10 saniye kalın, soru sormuyorum. Beyaz futboldan Levent Nazifoğlu'na gelsin. Beyaz futboldan Levent Nazifoğlu'na bu şarkı gelsin. Ver müziği. Galatasaray kulübü kaybetti. Levent Nazifoğlu gibi bir ismi kaybetmesi son derece üzücü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Levent abi. Çok sana. Ediyorum. Kısa bir reklam arası. Dostlarım sağ olun. Ben çok de teşekkür ediyorum. Gidişin tamam, suskun oldu sesi ama. Sesi yükseltin. Dönüşün muhteşem.